Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Müslüman bilim adamlarının bu bölümünde yenilenme dönemi Osmanlı mimarisinin en önemli isimlerinden biri. Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan'ı anlatacağım size. Mimar Sinan'ın 1490'lı yıllarda doğduğu ve 1588 yılında vefat ettiği düşünülmektedir. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisini farklı bir kavrayışla ele alarak dünya mimarlığının zirvesindeki gelişme noktasına taşıyan tek isimdir. 2011 yılında UNESCO ilk kez bir camiyi, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni kültürel eser listesine almıştır. Mimar Sinan'ın sarayda mimarbaşı olduğu yaklaşık 50 yıl boyunca imparatorluk coğrafyasındaki eserler mimar olarak Sinan'a nispet edilir. Çıraklık eserim dediği Şehzade Camii ile ilk Büyük Sultan Camisi'ni tamamlamıştır. Bu yapıdan sonra sultanın adıyla yeni bir cami ve külliyenin inşasına başlamış, İstanbul'un ve bütün imparatorluğun en görkemli yapılarından birini kalfalık eserim diye nitelendirdiği Süleymaniye'yi tamamlamıştır. Bağladım künk gibi nice yerden kemeri, bu safa veren suyun olmak için rehberi. Bu cümlelerin sahibi 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin dehası Mimar Sinan'a ait. İkinci Selim adına Edirne'de inşa ettiği, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii, Sinan'ın en büyük eseri olarak gösterilir. Bu yapı tamamlandığında mimarbaşı 83 yaşındaydı ve artık Koca Sinan olarak anılıyordu. Bu eserler beslenip dayandığı toplumsal altyapı ve kurumlar kadar Mimar Sinan'ın kişisel dehasıyla da bağlantılıdır. Bu açıdan mimari alanında Sinan'a kadarki gelişmelere ve Sinan'la Osmanlı mimarisinin gelişimine dikkatle bakılmalıdır. Sevgili izleyiciler, Müslüman bilim adamlarının hangi şahsiyetler olduğunu ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin.